Ben şöyle yorumluyorum. Aklıma hemen bu sözleri işitince Sayın Berat Albayrak'ın vaktiyle söylediği Sayın Cumhurbaşkanımız Aya otoban yapıyorum dese bizim kitlemiz onu bile makul karşılar, inanır şeklinde bir konuşma yapmıştı. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenleri küçümsemek gibi bir duygu asla aklımdan geçmez hepsine saygı duyuyorum. Tercihleridir. Ama kutuplaştırmanın olduğu bir toplumda sağlıklı düşünebilme, muhakeme yapabilme ve o doğrultuda karar verme yetileri de giderek azalıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tahmin ediyorum kutuplaştırdığı kitleye. Ben şunu söylersem onlar mutlaka buna inanırlar ve benim söylediğimin seçim sonrası gerçekleşeceğini bildikleri için de bana oy vermeye devam ederler. Ya da e, eskaza başka partilere oy verecek olanlar da içinde bulunduğumuz ekonomik zorlukların da, ekonomik sıkıntıların da, yaşam güçlüklerinin de katkısıyla acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yani iktidara e, bu ittifaka oy verelim de hiç olmazsa doğalgaz imkanından yoksun kalmayalım gibi bir düşünce içerisine girebilirler. Dolayısıyla bunun muhalefete de yansıması oluyor. Kutuplaştırmadan muhalefet de yararlanıyor. Yani nasıl olsa bu kutuplaştırmanın sonucunda bazı yerlerde seçmen bizden başkasını tercih etmez gibi bir anlayışla belki de halkın hiç benimsemeyeceği adayları ona dayatma, ona zorla empoze etmek gibi bir siyasi reflekse de sebebiyet verebiliyor. Ona bu. birazdan zaten evet, geleceğiz evet, CHP'de evet. konuşurken. Gülfem Hanım size sormak istiyorum aynı soruyu. Yani bu nasıl, bu iletişim stratejisi olarak bir kere nasıl bir şey veya sonuçları ne olabilir? aslında bence Sayın Cumhurbaşkanı daha çok şuna güveniyor. Artık biz çok ekranlı bir iletişim dünyasında yaşıyoruz ve herkes kendi iletişim faaliyetlerini takip ediyor. Kendine uyan televizyon kanallarını izliyor. Kendine uyan sosyal medyada gazetecileri, yazarları takip ediyor. İşte telefonundan kendi uygulamaları var ve sadece ona bakıyor. Yankı odaları. Yankı odalarının içinde yaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle kendi parti seçmeninin yankı odalarına çok hakim, orada çok baskın, orada çok yüksek bir ses. Dolayısıyla orada o kadar yüksek bir ses çıkarırım ki ben kendi seçmen kitlemin en azından gündemini buraya çekerim ve o söylenilenin de Sanki bir sahte habermiş gibi çünkü maalesef e, bu sahte haberlerin bize en büyük tehlikesi bu. O kadar çok sahte haber olduğu zaman siz duyduğunuz gerçek haberlere de inanmamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan ben onları zaten seçmenimi yankı odasında kutuplaştırarak daha da yankı odasına kapatırım. Orada bunları çok yüksek, yüksek sesten söylerim. Daha önce söylediklerimde sanki birer yalan habermiş gibi, sanki ben söylemiyormuşum gibi, İşte o yüzden diyor zaten ben Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gibi yapmıyorum diye. Çünkü bir müddet sonra bunu hakikaten sanki onların kurgusuymuş gibi empoze edecek ve bu şekilde yönetirim diye düşünüyor. İşte burada muhalefete düşecek hikaye tabii çok etkin, çok yaygın bir iletişim yapmaları gerekiyor. Sadece e, sosyal medyada değil işte televizyonda, medyada ve sahada. Yani bunların çok net, uzun anlatılıyor. Çok sahada var olup çok insanlarla birebir de bunların anlatılıyor olması gerekiyor. Aksi takdirde zaten bu var olan bu şu anki ülkedeki diyeyim, var olan iletişim sistemine hakim hakim zaten Cumhurbaşkanı nereden? Yani özellikle örneğin biz İstanbul'da belki çok bu netliğini görmüyoruz ama Anadolu'ya gittiğiniz zaman örneğin TRT o kadar etkili bir kanal ki tüm kırsaldaki, köylerdeki, kahvehanelerde açık bir kanal. E, bu kanal 7-24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği şekilde yayın yapan bir, maalesef ki bir kanal halinde. Dolayısıyla dediğim gibi o kendi e, yankı odası gücüne, medyadaki baskın hakimiyetine de güvendiği için biraz artık bugün böyle diyor. Bakıyor bir tepki çekiyor, orada böyle diyor. Hiç belli olmaz Hatay'a gittiğinde aynı cümleyi tekrarlayabilir mesela bu arada. Evet. Çünkü zaten... Şimdi bunu açıkça bu dile getirdi ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında, 2014 yılındaki seçim kampanyalarının da en büyük temalarından biri büyük şehirlerle iktidar aynı partiden olursa işleriniz yürür bu tema hep işleniyor zaten. Dolayısıyla işlenen temayı açıkça dile getirmiş oldu ama. Dediğim gibi şimdi kendi partisini bu şekilde bir yankı odasına tutuyor. Üç gün sonra hataya gittiğinde aynısını biz tekrar ederken de duyabiliriz. Ben hiç şaşırmam açıkçası. Bir parantez e, ilave etmek istiyorum e, hanımefendiye. E, bundan 22 yıl önceki Türkiye olsaydı, yani medya bu kadar e, kutuplaşmamış olsaydı, iktidarı destekleyen medya gücü, neredeyse %95'lere %90-95'lere varmamış olsaydı hatırlayın o dönemin siyasetçileri demokrasi anlayışına demokrasi geleneğine demokrasi kültürüne aykırı e, söylemler dile getirdiklerinde basın şiddetle eleştirirdi. Eğer o günkü Türkiye'de böyle bir şey söylenmiş olsa bu nasıl demokrasi e, nasıl böyle bir e, adil seçim olacak? Yurttaş'ın oy verme hakkına ipotek koymak gibi bir yaklaşım, hatta biraz daha ileriye giderek tehdit gibi sözcüklerle değerlendirilebilirdi. Ee, ama bugün e, Sayın Samver'in de ifade ettiği gibi, yankı odalarına hapsolmuş bir toplum var. O da kendi yankı odasını bildiği ve erişim gücünü de e, çok net bir şekilde sürdürdüğü için, e böyle söylemleri dile getirmekten çekinmiyor. Ve bunda tekrarlaması hiç yadırganacak bir durum olmayacaktır. Mithat Baydur siz ne dersiniz? Şimdi biraz önceki e, konudan e, başlayarak bağımsız anlatmak istiyorum. Evet, evet bağımsız Hı -hı. değil. Ben de Sayın Yavuz'a katılıyorum. Cumhurbaşkanı son derece pragmatist, bilinçli bir şekilde yöreye uygun konuşmalar yapıyor. E, Sayın Uslu'nun dediği doğrudur. Ordu e, ezici bir şekilde iktidar yanlısı, oy kullanan, seçmene sahip. Orada bu konuyu eksajere etmenin e, pek e, oy getirisi bulunmayabilir. Ama düşünün siz Hataylısınız, depremzedesiniz, çadırda yaşıyorsunuz ve kış amansız bir şekilde üzerinize çullanmış. Sadece kış değil, ekonomik zorluklar, işsizlik ve gelecekle ilgili son derece karamsar duygular içindesiniz. Ve, Ve deprem sonrası ilgisiz kalmışsınız. İlk üç gün hemen hemen kurtarma ekipleri gelememiş. Ondan sonrası da tam bir felaket atmosferi. Dolayısıyla burada mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da buna ortak ederek Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Yani eğer merkezi hükümetle, iktidarla çalışmazsanız, ...kalıcı konutlara sahip olmazsınız. Hatay tekrar eski haline kavuşamaz. E, o insan da... ...o çaresizlik içerisinde... ...gayet tabii olarak... ...bundan etkilenebilir. Etkilenebilir. Oy verme niyetinde olmasa bile... ...dünya görüşü farklı bile olsa... ...o seçmen niçin... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'ne... ...oy verdin diye... E, ...suçlanamaz. Ayrıca... ...muhalefet de kendi adayı... ...üzerinde zaten... Kararlı bir şekilde durmuyor. E diyor ki yani tamam bir başka münasip aday çıktığında ve anketlerde öne geçtiğinde biz adayımızı değiştirerek değiştirebiliriz diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın o söylemine katkı veriyor. Evet. Şimdi durumdan vazife çıkartan işte biraz önce görüntüsünü sergilediğiniz e, siyasetçi Adam. yani Sayın Cumhurbaşkanından etkilenmiş belli ki Onun söylemi de böyle. Bunun başka bir izahı evet. olamaz. Yani Naz yapıyor diyelim. Örce örnek e, bu konuda tabii, verebilir tabii. miyim? Lütfen. 7 Haziran 2015 seçimlerine e, dönelim. Hafızalarımızı tazeleyelim. Tek başına iktidar olamamıştı Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir koalisyona da gidilmedi ve ondan sonra 15 Kasım'da erken seçimle e, yenilime e, yapıldı. 7 Haziran ile 15 Kasım arasında çok kanlı terör örgüt terör eylemleri yaşandı. Onlar olunca masum bizim oyumuz yükseliyor demiş evet, Ahmet Evet, evet. Masum yurttaşlarımızın hayatını kaybettiği bu olaylar sırasında yani derin acılar yaşadığımız bu terör hadiseleri sırasında e, dönemin başbakanıydı e, Sayın Davutoğlu bizim oylarımız artıyor dedi. Bu söylemde aslında bir hakikat payı var. Şöyle bir hakikat payı var terörden çok çekmiş, çok acı kayıplar vermiş olan milletin ya bu tek başına iktidar giderse biz yine acaba terörle baş başa mı kalacağız korkusuyla ve bir nevi can havliyle iktidara can simidi gibi sarılmasıydı. Yani Değil o sonucu doğru. ancak böyle ifade edebiliriz. Ben e, bir televizyon programı için İstanbul'un göbeği sayılacak bir semte gittim. Zeyrek. Zeyrek, tarihi Yarımada'nın tam ortasında. Ee, çok ee, özür diliyorum Uğur Dündar. Elazığ İliç yazıyor arkadaşlar. Onu Erzincan diye düzeltir Erzincan misiniz? Yani. Erzincan İliç'teki maden faciası. Aşağıda akan yazıdan bahsediyorum. Şimdi orada e, evlere girdik. Naylon damlar. Sular akıyor duvarlardan. Soba belli belirsiz yanıyor. Ee, ve konuştuğumuz ev sahipleri evde bulunanlar buzdolaplarını açtıklarında biz genellikle buzdolabında sadece makarnanın olduğunu gördük. Makarna. Makarna ile beslenen bir toplum ve ekmek sepetinde kırık ekmekler. Demek ki komşular mahallede durumu iyi olanlar yiyemedikleri ekmekleri o şekilde Aynen. bunlara vermişler. Şimdi böylesine bir açlık ve survive mücadelesi veren hayatta kalma mücadelesi veren insanların da gücü elinde bulunduran siyasi kadroya e, mahkum olmaları, kendilerini öyle hissetmelerini yadırgamak bence çok yanlış bir davranıştır. Bu bir sosyolojik Bak, e, gerçektir. Türkiye gerçeğidir. Şimdi... Çok doğru söylediklerine aynen katılıyorum. İzmir gibi çok önemli bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı bir dönem başkanlık yapmış ve aday olmayacağını televizyonlardan öğreniyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kültürüne, ne adabına, ne genel başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı ilişkisine hiçbir şeye sığmaz. Ben şöyle bir çarpıcı anekdotla değerlendirmek istiyorum sözlerimin bundan sonrasını. Hiç unutmuyorum. Bir karlı kış günü Sarayburnu'ndan ağır Kapı Feneri'ne doğru TRT ekibiyle birlikte ilerliyoruz. Orada surların altında kovuklar var. Bir baktım öyle altın sarısı saçlı çok güzel bir kız çocuğu şöyle 7-8 yaşlarında o oyuklardan birine doğru kaçtı bizi görünce. Ben kameramanı ve şoföre dedim ki şey çekin, kaldırma çekin. E, çıkarın kamerayı. Ben de mikrofonu aldım. Yaklaşıyoruz. İçeriden elinde sopayla bir adam çıktı. Dedi ki defolun gidin. Beni burada anlamı edeceksiniz. Ben çocuklarımla ancak buraya sığınabildim. E, defolun gidin. Çekin çekin gibiyiz. Tam saldırmak üzereyken dedim ki dur kardeşim. Biz seni buradan etmek istemiyoruz. Belli ki içerisi son derece kötü. Biz seni daha güzel yaşayabileceğin, evlatlarını oraya götürebileceğin bir sıcak çatı altına almak istiyoruz. Onun için sana mikrofonu uzatıyoruz, kamerayı çeviriyoruz. Bizi içeriye aldı. Bir çocuk daha var içeride ve şarıl şarıl sular akıyor surların dibinden. Orada uyuşturucu madde kullananlar var işte çeşitli kriminal tipler olabiliyor. Yani çocukların ve o insanın can güvenliği tehlikede. Ama bize şunu söyledi. Beni buradan kurtarırsa bir tek kara olan denilen o kişi kurtarır dedi. Ve Bülent Ecevit de yüzde 42 oyla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en büyük oy oranlarından birini almış ve başbakan. Ertesi günü beni Bayındırlık ve Eskihan Bakanı merhum Ali Topuz aradı. Dedi ki Uğur Bey o babayla kızlarına bir sosyal konut vereceğiz. Oradan çıkarttılar ve e, sosyal konuta geçtiler. Şimdi Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Muhalefetin bu derin yoksulluk sarmalında umut olması gerekiyor. Tıpkı Ecevit'in umut olduğu dönemdeki gibi. Ama maalesef bu derin yoksulluğun bütün acılarını yaşayanlar çözümü yine iktidarda görüyorlar. Bu doğrudan doğruya muhalefetin karşımıza çıkarttığı bir yetersizlik, bir aciz, bir e, gerçeği okuyamama, üzerine düşen sorumluluğu bir hakkın yerine getirememe sürecidir. İşte biraz önce sen söyledin, Dikili'de efsanevi bir belediye başkanı var. Sosyal belediyeciliği başlatmış, Ekolojik e, duyarlılığı geniş kitlelere yaymış. Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü oluşturmuş. Aydınlar 12 Eylül baskısından kaçarak orayı adeta bir sığınak olarak görmüşler. E, ve o insan inşaat malzemeleri satarken belediye başkanı seçilince firmasını kapatmış. Halen hiçbir mal varlığı yok. Dört dönem belediye başkanı olmuş. E, rantçı değil halkçı belediye başkanlığını ben orada gerçekleştirdim diyerek tabii ki Özgür Özel'in de baş tacı ettiği, sol adına ne öğrendiysem ondan öğrendim diyerek hakkını teslim ettiği bir kişinin önerdiği belediye başkan adayı pırıl pırıl bir kardeşimiz. Geçen programda da söyledim. En ufak bir yani bardaktaki su gibi berrak bir insandır Gökmenoğlu. Ee, onun yerine mevcut belediye başkan adayında ısrar ediyor. Nedir bu belediye başkan adayı? Müteahhit. Firması var, kapatmamış. Halen inşaatlarına devam ediyor. Bir e, reklam arası tam vaktinde gitmem gerekiyor. Biraz ben. Bitiriyorum. E, Bitiriyorum ben. Gitmemiz gerekiyor. Gençlik merkezini kapatmış. Daha sonra orası gece kulübü olmuş. Halk ekmek fabrikasını şirkete satmış. Bedava ulaşımı kaldırmış. E, yani siz Nasıl bir belediyecilik anlayışı sergiliyorsunuz da tekrar o özelliklerinize dayanılarak sizi belediye başkan adayı gösteriyorlar? Tabii ki Osman Özgüven o efsanevi belediye başkanı isyan etmekte ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmekte yerden göğe kadar haklı. Evet yani halkçı değil. Diye... Evet. Şimdi Sinerji Gülfem Hanım'ın yorumlarına katılıyorum. Bu yerel seçimin genel seçimden çok farklı özellikleri var. Hiç unutmuyorum. Biz e, 2017'de seyircili e, programlar yapıyorduk ve Beylik düzüne gittik. Biraz erken gitmiştik. E, bir kafede e, Atila Köplüoğlu arkadaşım da birlikte programa hazırlanırken e, insanlar işte fotoğraf çektirmeye falan geliyorlar. Onlarla konuştum ben. E, belediye başkanınızı nasıl buluyorsunuz diye. Çok enteresan. Bir kişi bile memnun değiliz demedi. Bunlar tesadüfen bizim çevremize gelen insanlar. Ben Atilla'ya dedim ki, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın ismi Ekrem İmamoğlu. Biz bu ismi bir kenara yazalım dedim. 2019'da aday gösterildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında 300 binin altında bir takipçi vardı. Bu da gösteriyor ki Ekrem Bey İstanbul genelinde tanınmıyordu. Fakat bizim insanlarımızın enteresan ve hiç küçümsenmemesi gereken bir sezisi var. İyiyi, doğruyu, güzeli arayıp bulma sezisi. Ve o dönemde Ekrem Bey tanınmadığı için elbette ki partilerin ittifakına ihtiyacı vardı. Ve o seçim gecesini çok iyi yöneterek, o krizi çok iyi yöneterek daha sonraki seçimde oylarını müthiş bir artışla katladı. Şimdi ama Ekrem Bey artık tanınıyor. Nereye gitse çok büyük ilgi görüyor. Ben dün akşam... Zafer'in Rengi filminin galasındaydım. Daha sonra sorarsan onu da kısaca anlatmak isterim. Ekrem Bey'in adını başkanımız Sayın Ali Koç konuklar arasında anons ettiğinde AKM'yi dolduran kitle büyük bir alkışla ismini yanıtladı. Dolayısıyla Ekrem Bey artık icraatıyla da bilinen, tanınan ee, ve işte bir zamanlar hız çok yağış alan kentte sellerin olduğu bölgelerde artık selin görülmediği... E, ...bir takım sosyal belediyecilik anlayışıyla insanların her siyasi görüşten insanlara dokunabildiği... ...bir belediyecilik anlayışını ortaya koydu, sergiledi. Bu nedenle artık çok tanınıyor, çok biliniyor. Bir de kabul etmek gerekirse bence... Merhum Bülent Ecevit'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi kadroları arasında en karizmatik siyasi isimlerden biri Sayın Ekrem İmamoğlu. O karizmasıyla birlikte Sayın Aytun Çıray'ın bizim röportajımızda tırnak içinde adını koyduğu vicdan kardeşliğini temelde seçmende bir tutabilirse, insanların birbirini kucaklamasını ve kendisine destek vermesini sağlayabilirse, icraatının da yarattığı olumlu havayla ben bütün handikapları aşabileceğini ve tekrar başkan seçilebileceğini öngörüyorum. Bir de sandık güvenliğini sağlayabilirse. Sağlıyor zaten. Geçen seçimlerden çok büyük bir deneyimi var ve orada sandıklara sahip çıktılar. Hatta çıktılar, evet. sandıkların başında sabahladı insanlar. ...böyle de bir deneyim Burada olduğu için... Orada çok sayıda parti vardı. Şimdi artık sadece CHP olacak. Tabii. Onun için söylüyorum. Ama bir de... bir bir de bir de e, ...şu anda CHP örgütüne... ...tamamen hakim durumda. E, ve İstanbul'daki adayların... ...belirlenmesinde de bence... ...Ekrem Bey'in... E, ...önerdiği isimlerin... ...aday gösterilmesine şöyle bir yarar var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak... ...daha iyi tanıyordur onları ve seçildiği takdirde de onlarla çalışacaktır. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olsam uyumla çalışabileceğim ilçe belediye başkanlarının olmasını isterim. Ama o zaman Cumhurbaşkanı'nın tezini doğrulamış olursunuz Sayın Dündar. Bazen doğrulayabiliriz Sayın Cumhurbaşkanı'nın <laughs> tezini. Yani... Hep yanlış yapacak değil <laughs> ya. Ama yani seçimlerdeki... <laughs> Tutumu doğru değil yani size oy vermiyor doğal gaz vermeyeceğiz, vermeyeceğiz diyoruz. Hayır, benzer benzer bir tarafı yok asla benzer bir o tarafı yok. O merkezi yerel şey bu. Ben bir de yerel. bu yaş e, konusunun e, yani üç dönem belediye başkanlığı yaptı da bundan sonra artık kenara çekilsin anlayışının da çok demode bir e, değerlendirme biçimi olduğuna inanıyorum. Hiç unutmuyorum Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihinde gördüğü en büyük mimarlardan biri olan. Sedat Hakkı Eldem'le e, rahmetli 70. yaş gününü kutladığı e, gün bir söyleşi yapmıştım. Dedi ki bir mimar için en değerli yaş 70 yaştır ve ondan sonra en büyük eserlerini verir diyerek Mimar Sinan'a da atıfta bulunmuştu. Şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen benim deyimimle Eskişehir'i, Bozkur'daki Eskişehir'i öyle bir hale getirdi ki ben ona her faninin ölmeden önce mutlaka görmesi gereken kent olarak tanımlıyorum. O hale getirdi. Artık bazı rötuşları kalmıştı e, hocanın, Yılmaz hocanın yapabileceği. E, bu yaşında e, malayı eline alıp sıva yapacak değil ya ya da e, patlayan su borusunu değiştirmek için a, aracın başında... Çalışacak değil ki. O artık birikimiyle, aklıyla, ustalığıyla dediğim gibi o harikulade hale getirdiği ve çok büyük turist akımına uğrayan Eskişehir'de son rötuşları yapabilecekti. Onu seçmediler ama onun sekreterini, genel sekreterini seçtiler. O da tanınmıyor maalesef kentte. Çok değerli bir isim olduğu muhakkak. Ama Eskişehir bıçak sırtı olan bir kenttir. Onu unutmamak lazım. Yılmaz Büyük Erşan hoca o oyları toplayabiliyordu ve e, uzak köylere şimdi mahalle denilen köylere de gitme başarısını gösteriyordu. Yani e, toptancı e, yaklaşımların e, ben her zaman geçerli olmadığını inanıyorum. Sayın Büyük Ferin rengi e, aslında bir Fenerbahçe filmi değil. Tamam. Fenerbahçe var ve 29 Haziran 1923'te oynanan General e, İşgal Orduları Komutanı General Harrington'ın adına konulan e, kupanın e, kazanılması var. Bunu kazanan Fenerbahçe. Ama film milli mücadeleyi anlatıyor. Askerin tüfeğiyle, topuyla kazandığı başarının yanı sıra futbol topuyla da bağımsızlık ateşinin bir büyük kente ve memlekete nasıl yayılabileceğini ve o zaferin ne kadar e, büyük umutlar aşıladığını anlatan bu arada Galatasarayın kurucusu Ali Sami, Sayın Ali Sami, Merhum Ali Samiye'nin Sami de alkışlarla anıldığı e, harika bir film, muhteşem bir film. Özellikle şu anda coğrafyamızdaki emperyalizm tehdidinin e, bayağı somutlaştığı süreçte milli mücadeleyi anlatan böyle filmin, böyle bir filmin hazırlanması hakikaten alkışlanması gereken bir e, konu. Ee, bu konuda gayret gösteren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koçu, e, filmin yapımcısı yönetmeni Abdullah Oğuz'u, e, ona destek veren sponsor olan Hamdi Akın'ı ve Petrol Ofisi, ben yürekten kutluyorum. Zaten filmi seyreden seyirciler gözyaşları içinde salondan ayrıldılar. Harika bir film. E, emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben de herkese